siyasette yumuşama söz konusu son günlerde. Özgür Özel, CHP lideri Özgür Özel AK Parti'yi ziyaret etti. Recep Tayyip Erdoğan CHP'yi ziyaret etti yıllar sonra. Bir yumuşama var. Halkta bunun yansıması nedir? Bunu soruyoruz. Abi siyasette zaten yumuşama her zaman var. Bunlar kapalı kapılar arkasında zaten hep birbirlerine yumuşaklar. Yani bize böyle görünüyorlar diye düşünüyorum. Olay bu. Yani ekonomiye mi gireceğiz? Hayır, tam olarak biz bunu konuşuyoruz aslında ama dediğiniz gibi hep ekonomi konuşuluyor bu arada. Ya abi var ya, bizi ilgilendirmiyor ya. Bak tasarrufa gidiyoruz, tamam mı? Bence ekonomiyi konuşalım. Çünkü şu ülkenin başında ben bir devlet göremiyorum. Yok yok, gerçekten yok. Bak ben kendim devlet memuruydum, istifa ettim. Yani kamu kurumlarında mobbing var abi. Mahkemeye veriyorum, sonuç alamıyorum abi. Tamam mı? Zenginin yanında. Tabii zenginin yanında. Bak üniversiteye, ben Bülent Ecevit Üniversitesi'nde, tamam mı? Bülent Ecevit Üniversitesi'nde memurdum. Bir tayin istedim. Tayinimi vermediler. Yıllarca tayin istedim. Vermediler. Öğretmen miydiniz tam olarak? Yok, memur. Memur. Normal bilgisayar işletme. Memur. Tayinimi vermediler abi. Ne yaptık? Verdik mahkemeye. Mahkemeden sonuç yok. Verdik savcılığa. Sonuç yok. Verdik Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na. Sonuç yok. Şikayet ettik YÖK'e. Sonuç yok. Yani kovuşturmaya gerek yok durumu oluyor sonuç. Yok, bir şekilde seni suçluyorlar. Problem sensin diyorlar. Tamam mı? Ondan sonra dedi ki ya kardeşim 94. madde var. Biz bir istifa edelim dedik. 6 ay sonra başlarız işe. Abi ondan sonra bir 6 ay bir istifa ettik abi. İşe alan yok ya. Torpil. Ben de dedim ki kendim de YouTuber'ım. Aydın Polat YouTube kanalım var. İsterseniz bir reklam yapayım yani. Abone olalım arkadaşlar. Bir bakalım en azından. Kanalımıza abone olursan sevinirim. Yani dedik ki halkın bu yaşamış olduğu acıları ben bizzat yaşayayım. Ben memurdum, 40 bin lira maaş alıyordum. Şu an işsizim. 5 kuruş param yok. Şu an halkı anlamaya çalışıyorum. Halk nasıl geçiniyor, ben nasıl geçineceğim, tamam mı? Vallahi bak şu an bir aydır yaklaşık buradayım. Antalya'dayım. Eksilerle şey yapıyorum. Ama burada yaşamıyorsunuz. Yok, yaşamıyorum. Bizimkilerle kalıyordum. Bizimkiler dedi ki Aydın sen iş bulamıyorsun, biz sana bakamayacağız dediler. Bak bakamayacağız artık, kendi başının çaresine bak dediler. En azından malzemelerimi bıraktım. Yeğenlere falan, tamam mı? Malzemelerimi bıraktım. Ondan sonra dedim ki ben ne yapayım? Sizin gibi ben de. Dedim ki şeyden YouTube'dan biraz büyümeye çalışayım. Ama sağda solda iş arayayım dedim. İngilizcem var ne de olsa. İngilizcemize güveniyoruz. I can speak English very well. But it's problem. Çok var burada. Çünkü şimdi şeyde mesela nedir? Kemer'e gittim. Abi İngilizce geçmiyor ya. Rusça. Rusça. Bir de her tarafta olmuş, tamam mı? Abi şu Antalya çok berbat ya. Bak Antalya çok güzel. Ama çok berbat. Buraya bir denetim şart. Ama ben size şunu söylüyorum. Tasarruf tedbirleri diyorlar ya. Ben mesela birçok belediyeye müracaat ettim memur olarak. Bana tasarruf tedbirleri nedeniyle alamayacaklarını söylediler. Ben diyorum ki büyüklerimize, bizden değil kendinizden tasarruf edin. Abi siz yiyorsunuz la paraları. Ya abi bak, milletvekillerine verilen maaşlara bakın. Onlara verilen ödeneklere bakın. Verilen arabalara bakın. Bakın bu ülkede 81 tane vali var. Hepsinin altında son model trilyonluk arabalar var. Nereden baksan belki 500 ya da 1000 tane kaymakam var. Hepsinin altında trilyonluk arabalar var abi. Milletvekillerimiz var değil mi? 600 tane milletvekili. 600'ün altında trilyonluk arabalar var abi. Ondan sonra bakanlarımız var değil mi? Bakanlar. Bundan kaç sene önce ben şuna şahit oldum. Benim bakanlıkta çalışan arkadaşlarım var. Diyor ki abi diyor, bakan altın kalem olmadan imza atmıyor. Kalemi altın. Altın olacak beyefendi. Siz bunlardan tasarruf edin. Biz sarayımızdan, herkes şikayet ediyor saray. Vallahi israf etme, saraydan da tasarruf etmemiz lazım. Çünkü para lazım abi. Her şeyden tasarruf edeceğiz. Halktan değil. Gidin mesela askeriye. Askeri muazzam derecede devlet kaynaklarını harcıyor. Polis. Muazzam derecede polisiye diyorum, tamam mı? Emniyet. Kaynak harcıyor. Polis evleri, şunlar bunlar. Mesela üniversiteler muazzam derecede. Vallahi ben tıp fakültesini yolsuzluktan, tamam mı, denetlettirdim. Trilyonluk yolsuzluklardı. Müfettiş bile ne yaptı? Görevini yapmadı. Ben yargılandım ya. Kendimi zor kurtardım. Yemin ediyorum bak. Bak kendimi en son başınıza bunlar geldi. Hastaneler. Tasarruf bunlardan yapacaksın abi. Çalıyorlar. Yemin ediyorum. Doktoru çalıyor. Mühendisi çalıyor. Askeri çalıyor. Polisi çalıyor. Savcısı işbirliğinde. Yemin ediyorum bak. Abartısız söylüyorum. Tamam mı? Askeriyenin içerisinde özellikle muazzam derecede usulsüzlükler, yolsuzluk var. Mühendisler çok güzel çalıyor. Mühendis değil. Doktorlar da çalıyor. Doktorlar. Yani diyorum ki bu ülkede ciddi para var. Bunları nereden temin etmemiz lazım? İki şeye dikkat etmemiz lazım. İki, yolsuzluk ve israf. Muazzam derecede. Bakın her sene, her ay kamu kurumlarında kentilyonlarca yolsuzluk yapılıyor. Tamam mı? Kentilyonlarca yolsuzluk ve muazzam derecede israf var. Her tarafa. Ya mesela ben Tunceli'yim. Memleketim Tunceli. Siz Tunceli'ye de gelmiştiniz. Gördüm. Mesela Kültür Bakanı şey almış. Nedir? 10 tane gezici kütüphane almış. Güzel mi? Güzel. Modern mi? Modern. Ya kardeşim bir tanesi 10 trilyon onların. Şimdi ben ne yapacağım o gezici kütüphanenin, bana faydası ne? Şimdi bir de otobüslerde etrafı da göremiyorsun. Arabaya bineceğim, otobüse bineceğim, kitabımı okuyacağım güya, gezmiş olacağım.
Kardeşim ben etrafı da göremiyorum ki zaten. O bana sıkıcı gelir. Yani her şeyi bitirmişiz. Tamam mı? Bakın bütün illere müze dikiyoruz. Tunceli'ye yapılan müzenin maliyeti 38 trilyondu bak. 38 trilyon. 81 ile müze dikiyorsun. 10 tane ne almışsın? Gezici kütüphane alıyorsun. Yani sahalar yapıyorsun. Mesela Mersin'e yapılan sahalar değil mi? Parklar, bahçeler, şunlar. Mesela valiliklerde olsun, kaymakamlıklarda olsun, belediyelerde olsun örtülü ödenekler var. Hiç kimse hesabını sormuyor bunların. Ya abi tabii ki kötü bir şey. Hesabı sorulmuyor. Abi yok. Sen Tunceli misin? Evet. Ben de Tunceli'den evliyim. 46 yaşındayım, emekliyim. Çok il gezdim. Hiçbir şehrin otobüs durağında ben kütüphane görmedim. Sadece Tunceli'de gördüm. Aha bu da şahit. Evet. Bu da benim kızım. Annesi Alevi'dir, ben Sünni'yim. Tunceli'yi gerçekten öyle böyle yapmışlar ki. Akıllara zarar. Ama biz bir şey demedik ki biz. Yok. Önceliklerimiz farklı demek istiyorum. Ben şunu demek istiyorum. Kütüphane de lazım, spor tesisi de lazım. Her şey lazım. Her şey. Ama öncelikler öncelik vermek lazım. Biraz önce sokak köpekleri için tartışmaya girdim ben. Şu sokak köpeklerini bir kenara koyalım. Sokak köpekleri ağlıyor ama bu ülkenin de 85 milyon insanı ağlıyor. Hayır ona da bakalım, ona da bakalım. İkisini birden yapalım. Önce bir 85 milyon insanın bir derdini öğrenelim. Ben senin söylediklerine aykırı bir cevap vermiyorum. Hayır ben de vermiyorum. Senin aynı düşüncedeyim. Ben sadece diyorum ki önceliklere öncelik vermemiz lazım. Kesinlikle. Öncelik nedir? Öncelik ekonomi. Sokak hayvanları dedi. Önce şu 85 milyon insanı bir kurtaracağız. Ama hocam şimdi burada şöyle, insanlar görev bana... dağılımı var. Görev dağılımı var. Yani sadece bir işi bitirip diğerine geçmemiz gerekmiyor. Hepsini birden yapabiliriz. Ya bir sürü görevli var abi. Hangi görev? Hangi biri yapıyor? Ya bak işte yapacak. Hangi biri yapıyor? Abi gerçekten öyle. Müfettişi görevini yapmıyor. Vali bak, savcısı görevini yapmıyor. Hakimi görevini yapmıyor. Doğru diyorsun abi. 5 dakikadır ben seni burada dinledim. 81 il var. 81 tane vali var. Sayısız kaymakam var. Aynen. Ve sayısız savcı var. Ben bu savcılara, bu avukatlara bir sorum var. Evlerine gittiklerinde o çocuklarını nasıl seviyorlar? Yani başlarını yastığa koyduğunu saymıyorum. O çocuklarını nasıl seviyorlar? Benim tek derdim bu. Öncelik vermemiz lazım. Bakın ben devlet memuruydum, 40 bin lira maaş alan biriydim. İstifa ettim. Dedim ki 6 ay sonra işe döneceğim. Ama dedim ki bu arada ben dedim şu halkın dedim yaşamış olduğu hayatı bizzat iliklerime kadar hissedeyim. Tamam mı? Şu an işsizim. Hiç 5 kuruş param yok. Bak 5 kuruş param yok. Bunu istemek için yaşaman yeterli. Yok yaşayacağım dedim. Ben bunu yaşayacağım dedim abi. Şu an nerede kalacağımı düşünüyorum. Tamam mı? Vallahi bak. Şimdi otellerde kalıyorum. Adam hiç kahvaltı. 25 yıldır turizmciyim ben. Bak hocam kahvaltısız oteli adam 900 liraya veriyor. Memleketimi bıraktım. Tarıma hayvancılığı bıraktım. Evimden kaçtım. Bilerek kaçtım. 25 yıldır Antalya'dayım. Kırşehirliyim. Tarıma hayvancılığı bıraktım. Bakmayacağım dedim. Ben dedim sigortalı bir iş bulacağım. Niye bıraktık abi? Bu arada bu çok var. Çok yok, duyuyorum. Baba, yok yok. Bak bundan 2-3 gün önce buğday fiyatları açıklandı. Bir önceki sene 8 nokta bilmem kaç lira verdi. Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Bu sefer... Cumhurbaşkanı bile açıklamadı. Öyle Indira Gandhi'den açıkladı ki aynı Berat Albayrak'ın Instagram'dan istifasını açıkladığı gibi bir açıklama yaptılar. Öyle Fruk'ten TYR'e bir açıklama yaptılar. 9 küsür verdiler. Çiftçi diyor ki benim imalatım diyor 10 küsürün üstünde. Siz diyor bana nasıl 9 verirsiniz? Bak şunların hepsi traktörlerle meydanda. Kurban pazarına gittim. Oradaki abilerle de konuştum. Onlara dert yanıyor. Yani. Birbirlerine vuruyorlar şimdi pazarda. Gene gördüm sosyal medyada. Doğru mudur, yalan mıdır? Kimsenin günahına girmek için ölmüş galiba. Bilmiyorum. Sen söyledin bak ben duyuyorum. İyi değil yani. Yani demek istediğimiz hocam önceliklere öncelik vermemiz lazım. Büyüklerimizden ricamız lütfen siz kendiniz tasarruf edin. Tamam mı? Yani Müslümanlık budur. Tamam mı? Peygamber Efendimiz ne diyordu? Komşumuz açken kendisi tok yatan bizden değildir. Abi hiçbiriniz bizden değilsiniz. Değilsiniz abi. Ben kıldığınız namazdan şüphe ediyorum. Ben de Müslümanım. Ben bunu söylüyorum. Kıldığınız namazı bir kontrol edin. Tamam mı? Ekonomiyi düzeltin arkadaş. Kendinizden tasarruf edin. Halktan değil. Bak ben diyorum ya asgari ücretle iş vermeye çalışıyor adam bana. Dedi ki abi 17 liraya vereyim. Otele gireceğim. 17. Öbürü diyor 22. Şu Antalya'da 24-25 lira aralığında iş bulabiliyorsun. O civarda iş veriyorlar sana. Çalışırsan. Ona rağmen evet. Tatil matil vermiyor adam. Bak sözümü bitireyim. Bir tane ev kirası sordum. 1+1 15 bin lira dedi. Şimdi nasıl geçineceğiz abi? O zaman diyoruz ki büyük abilerimiz şu kamu kurumlarında Indira Gandhi yapan hırsızlar var ya o kamu kurumlarının hepsini söylüyorum. O hırsızlıkları bir artık yapmayın. Şu müfettişler var ya müfettişler. Bak ben hastane denetlemiş bir insanım. Abi sözümü bitireyim. Sözümü bitireyim abi.
Tıp fakültesi hastanesini denetlettirmiş bir insanım. Trilyonlarca hırsızlık yapılıyordu. MR'ından tutun. Hastalar hastaneye geliyordu. MR randevusu veriyorduk hastaya. Bir ay sonrasına hasta diyordu ki ya bu bir ay sonra kim gelir? Gelmiyordu MR randevusuna. Gittikten sonra hastanın bilgilerine giriyorlardı. Beyin MR'ı atıyorum. Kim beyin MR olmuş? Mehmet. Mehmet'in beyin MR'ın içerisine alıyorlardı. Aynıyorlardı. Ahmet'inkinin içine. Sadece ismi değiştiriyorlardı. Gönderiyorlardı SGK'ye. Tabii hiç yapmadığı hizmetin parasını. Özel odalar. Tamam mı? Özel oda ücreti diye bir oda var. Ücreti vardı. Özel odayı alıyorsun. Hasta gittikten sonra siliyorsun. Tekrar bir de normal oda giriyorsun. Özel ameliyat var. Doktor. Tamam mı? Doktorun sana özel ameliyat yapıyor. Doktorun parasını veriyorsun özel. Gittikten sonra siliyorsun. Bir de normal ameliyat olmuş gibi. Böyle kamuda muazzam derecede hırsızlıklar var. Hastanelerde birçok kurumda var. Bak, bilinmiyor mu? Ya abi ben bunu ihbar ettim, ben yargılandım. Bu 10 yıl önceki olay. Ama diyorum ben size şunu. Kamu kurumlarında çok güzel yolsuzluk var. Bu hükümetin yapması gereken iki tane şey var. Bir, kendilerinden tasarruf edecekler, meclisten tasarruf edecekler. Halktan değil, tamam mı? Halktan değil, büyükler tasarruf edecek abi. Büyükler tasarruf edecek, halktan tasarruf etmeyeceksin. Ben şimdi işe gireceğim, belediye bana yazı yazdı ya. Dediler ki tasarruf kapsamında alamıyoruz. Çünkü %30 almamız gerekiyor memur maaşları. %30'u civarında olması lazım. Geliri geçemez diye. Benden tasarruf ediyor. Benden tasarruf etmeyeceksin abi. Kendinizden edeceksiniz. Büyük para var abi. Sen benden tasarruf edince elinde bir şey geçmeyecek ki. Bir asgari ücretten neyinden tasarruf edeceksin? Şimdi bir bakın, bir poğaça yiyin 20 lira. Bir ekmek döner yiyin 125 lira. Bir gömlek alın 500 lira. Ev alabiliyor mu abi? Alamıyorsun. Araba alabiliyor musun? Alamıyorsun. Evlenebiliyor musun? Evlenemiyorsun abi, tamam mı? Ev malzemelerini alabiliyor mu? Alamıyorsun. Abi işte ben ne diyorum ki büyüklerimize, tamam mı? Herkes biraz bakın, ben hükümete de bazı hükümet yanlısı kişileri hükümete de şikayet ettim. Bana gelen cevap neydi biliyor musun? Ama bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan duymasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan duymasın. Çünkü onun yapmış olduğu atamalar karizmasını çizer. O yüzden kimse gereğini yapmıyor. Bunu Cumhurbaşkanı'na bile iletmiyorlar diyorlardı. Bu çok vahim bir şey. Biz diyoruz büyüklerimize, abi siz kendinizden şey yapın, tasarruf edin. Halktan ellerinizi çekin. Bu halk olmazsa zaten bu devlet ayakta durmaz. Başka soracağınız bir şey varsa? Halkı yaşat ki devlet yaşasın. Tabii. Benim diyeceklerim o. Rica ederim efendim. Vallahi biz ekonomik krizden siyaseti falan incelemiyoruz bile. Sadece düşündüğümüz ekonomi diyorsun. Canım şey yani, şimdi bak 1500 lirayla kıyafet, şort, ayakkabı alırken şimdi bir ayakkabıyı zor alır hale gelmiş. Tabii. Yani bunlar, bu konularda daha başarılı kim olacak? O gelsin başa abicim yani. Halkın önceliği ekonomi. Türk milletini bu hale düşürmenin bir anlamı yok. Kesinlikle. Biz bunu hak eden bir millet değiliz. Biz daha güzel, daha refah yaşamayı hak eden bir milletiz. Bunun sorumluları kimse, düzeltebiliyorlarsa düzelsinler. Düzeltemiyorlarsa ayıplarıyla yaşamaya devam edecekler. Biz halk olarak yetkiyi verdiğimiz insanlara sandıkta hesap sorabiliyoruz. Böyle bir yetkimiz var. Ama işte bir yıl önce bir genel seçim yaptık. Evet. Devam dedik bu düzene. Demek ki halk gidişattan memnun mu abi? Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Ya şimdi memnuniyet ayrı bir şey. Biz şöyle bir milletiz. Diyoruz ki tamam, ülkemizin başına sıkıntı gelmesin. Biz soğan ekmek yiyelim diyoruz ama artık soğanı da bulamaz hale gelmeyelim de abicim. Yani soğan ekmeği yiyelim de artık soğanı da bulamaz hale geldikten sonra bu sefer durum değişir işte. Ne yazık ki. Şimdi aslında sizden önce de birçok insana mikrofonu uzattım. Herkes hemfikir ekonominin pek iyi olmadığı konusunda. Ekonominin iyi olması lazım ya. Yani refah içinde yaşaması lazım insanların. Çalışıyor herkes de. Herkes çalışıyor bir şekilde. Öyle ya. Yani çalıştığının hakkının karşılığını almak istersin. Asgari ücretle çıktığın zaman çocuklarına bir alışveriş yapabilirsin. Değil mi? Bayram rahat geçirebilirsin. Yapamıyoruz. Hepsi. Bunun sebebini soracaktım tam olarak. Ne oldu da bu duruma geldik abi? Ekonomi neden böyle bir çıkmaza girdi? Vallahi ekonomi neden böyle bir çıkmaza girdi? Şimdi ekonomist değilim. Bu işin uzmanları çözemediyse ben sıradan bir halk olarak buna nasıl bir çözüm bulabilirim ki? Benim üstüme düşen çalışıp yaşamak. Ne kadar çok çalışırsam o kadar huzur içinde ve daha rahat yaşamam gerekirken şu anda öyle değilim ama. Çok çalışıyorum, uykusuzum. 38 saattir uykusuzum ama şurada bir ayakkabı alırken zorlanabiliyorum. Esnafa 100 lira, 200 lira indirim yapar mısın diye rica etmek zorunda kalıyorum. Milletçe biz bunu ne yaptık, hak ettik, ben onu düşünüyorum. Sadece o kısmındayım. Bu Türk milleti neden bu şekilde yaşıyor? Niye biz bir Avrupalılar gibi paramız daha kıymetli bir şekilde bir yere girdiğimizde istediğimizi alamıyoruz? Veya şimdi yoldan geliyorum, insanlar... Bakıyorum yabancı insanlar bizim ülkemize tatile geliyor. Ama ben çocuklarım alıp da Kemer'e tatile gidemiyorum. Mikrofon uzatıyorum abi, çoğu yabancı. Türkçe bilmiyorlar. Onu söylüyorum ya. Yani şimdi kendi ülkemde mülteci gibi yaşıyorum kardeşim ya. Yapacak bir şey yok. İnşallah düzelir. Ne diyelim? Yıllardır klasik bir soru. İş yerinde, berberde, markette, iş yerinde falan sorduğumuz, birbirimize sorduğumuz bir soru.
Ne olacak memleketin hala? Çocuğunuz var. En azından onun geleceği ne olacak? Üzülüyorum ve bunların da sebebi de suçlusu biziz. Biz yaptık. Bunların geleceğe eğer ki sıkıntı da olacaksa sebebi, sorumlusu biziz. Daha iyi tercihler yapabilirdik. Daha iyi bir hükümet, daha iyi bir devlet veya çok daha iyi bir meclis kurabilirdik. Sonuçta halktan seçilmedi mi? Herkes halktan seçildi değil mi? Bildiğimiz şeyler vardır, bilmediğimiz şeyler vardır. Başımızdaki insanları kötülemiyorum ama düzenin bu olmaması gerekiyor. Yani tabii, yani bizim bunun karşılığında bu Türk milletinin daha rahat içinde yaşaması gerekirken, şimdi bakın kardeşim biz ciddi anlamda sıkıntı içindeyiz ya. Bunu duymuyorlar. Ya da duyup çözüm bulamıyorlar veya çözüm buluyorlar. Buldukları çözüme karşılık daha fazlası ülkenin üzerine baskı olabilir. Şimdi kötülemeye gerek yok, suçlamaya da gerek yok. Yukarıda neler yaşıyorlar bunları bilemeyiz. Belki çok daha kötü durumda olmamız gerekirken şu anda belki biraz daha indirgemiş durumdadır diyoruz. Kendimizi böyle teselli ediyoruz işin Türkçesi. Son günlerde kamuda tasarrufa gidildi biliyorsunuz. Bir takım şeyler yayınlandı. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Yani biz bugüne kadar israf ediyorduk, artık bundan sonra israf etmeyeceğiz anlamına mı geliyor? Türkçesi biz kapitalizmle yönetiyoruz kardeşim. Evet. 50 kuruşa su alıyoruz, 1 liraya da tuvalete gidiyoruz. Daha bir şey demeye gerek yok. Bence önce bir onu düzelsinler. Zaten yeni vergiler geliyor. Yeni vergi her şeye geliyor ya. Düşünsene yani ben yiyeceğim yemeğin vergisini vermek zorundayım ya. Böyle mi? Giyeceğim biraz önceki aldığım ayakkabının da vergisini vermek zorundayım. Eğlencenin de, ama nedense pırlantacılar vergi vermiyor herhalde ya. %1 olması lazım. Tabii. Peynir %20, altın %1 diye biliyorum ben. Yani pırlanta, gemiler mesela. Yatı olan karlı, yakıt daha ucuz. Biz iş arabamıza çok daha yüksek paraya verip de mazot alıyoruz. Düşünüyoruz, hesap yapıyoruz bir yere giderken. Acaba yakıt bizi kurtarır mı diyoruz. Yani yakıta çalışıyoruz bir nevi. Oradan arttırabilirsek para kazandık diyebiliyoruz. İşte bir sistemde bir bozukluk var. Düzeltebilirlerse iyi. Şöyle de bir tablo var. Düzelten kahraman olur. Düzelten kahraman olur yani. Şöyle bir durum var. Ben daim olarak buradayım. Sohbet ediyoruz insanlarla. Çok memnun olanlar da var. Seçimden önce de sokaktaydım. Başka adam mı var? Başka insan mı var? Kimi seçelim gibi argümanlar kullanılıyordu burada. Şimdi tabii ki memnun olan insanlar vardır. Parasına para kazanan insanlar var. Bakın adam şimdi mesela... Diyelim ki ev almıyor. Evi alacağı parayı bankaya yatırıp, faize yatırıp parasını alıp kullanabiliyor. Çünkü daha fazla getir elde edebiliyor. Ama o parayı eve bağlasa kiraya verecek. Diyelim ki 15 milyar alacak. Ama o parayı bankaya verdiğinde 40 milyar alıyor. 45 milyar alıyor. Şimdi o adam için şu, şimdi kimisi için kriz iyidir, kimisi için kötüdür. Bizim gibi çalışan insanlar için kriz iyi bir şey değil. Bize direkt etkiler. Ama parasıyla bir şeyler çevirmek isteyen veya yatırım olan insanlar için de kriz bulunmaz bir fırsattır. Tabii ki o insanlara denk geldiğinizde onlar memnundur, mutludur. Bizler değiliz ama. Yapacak bir şey yok. Size ben yumuşamayı sordum. Direkt ekonomiyi konuşmaya başladık. Bu hep böyle burada bu arada. Ben ne sorarsam konu bir şekilde ekonomiye geliyor. Ama nedense siyasetin gündeminde bu pek yok. Anayasa konuşuluyor, farklı şeyler konuşuluyor ama ekonomi bir türlü konuşulmuyor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim sana. Hani insanlar... Ekonomi konusunda, bakın savaşlar bile ekonomiden başlar, sonra döner. Ekonomi çok önemlidir. Şimdi bizi ekonomik olarak refah içinde yaşasak, akşama eve gittiğimizde borcu harcı düşünmesek herkes mutlu olur. Evinde karısıyla problem yaşamaz, çocuklarıyla problem yaşamaz. Bir şey alırken çok hesap kitap yapmaz. Ya biz şimdi matematik uzmanı olduk. Kardeşim aldığımız parayla nasıl yaşayacağız diye profesör olduk yani. Bölmeyi, çarpmayı, çıkarmayı herkesten iyi hesaplar olduk yani. Yani ondan dolayı yapacak bir şey yok. Size bu... Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınlıyorum müsaadenizle. Kendine bak, yakışıklı. Görüşürüz. Siyasetin Allah belasını ver. O gün konuştum abi. Hem fikir değildim. Burada yaşlılar vardı abi. Onlar için söyledim öyle. Siyasetin Allah belasını versin. Onlara destek kim veriyorsa Allah belasını versin. Şimdi geldim. 4 tane orada sokakta kalıyorlar. Gençler sokaktadır abi. Millet yemek bulamıyor. Ev kirasını veremiyor. Gene Allah, bu siyasetin Allah belasını versin. Bu sebep olanlara ben bütün siyaseti karıştırmıyorum. Kim sebep olduysa, kim bu ekonomiyi bu hale getirdiyse Allah onun çocuklarından getirsin. Şimdi halk bunun hesabını sandıkta sorabiliyor. Öyle bir abi yetkimiz yok, var. Yok öyle bir dünya ya. Sandık nedir abi? Ben gidiyorum bir tane oy. Ben vermedim, sen vermedin, o vermedi, o vermedi. Ama adam kim olursa olsun yani gene dünyaya hükmediyor abi. Bir dünya bir lideri olmuş ya. Herkes ondan korkuyor. Bugün yani tut şuradan bir tane genci serbest konuşamıyor. Neden abi? Çekinmiyor, korkuyor. Ben korkmuyorum. Bu yetkiyi biz veriyoruz. Onu söyleyecektim. Ben sandığa gidiyoruz. %52 oy verdik. Ben korkmuyorum. Gelip beni alsınlar. Delikanlıysalar gelip alsınlar içeriye. Güçleri de yetmiyor abi.
Yayınlayın abi, az sıkıntı yok. Nerede yayın yapıyorsunuz? Hamelcan Yaz. Haber kanalında yayınlıyorum YouTube'da. Hamelcan Yaz. Bu son günlerdeki yumuşama nasıl yansır evet, halka? Takip etmiyorum vallahi abi. Yok vallahi. CHP ile AK Parti arasında bir yumuşama var. Bir görüşmeye başladılar bir taraftan. Erdoğan CHP'yi ziyaret etti yıllar sonra. Abi birleşecekler. Çünkü bakıyorlar AK Parti'nin gidişatı gidişat değildir. Birçok yerden yani kaybettiği millet farkına vardı. Bak kayyum dağıtıyor ha. Bir hafta önce Batman'daydım. Evet. Sokağa çıkamıyorsun. Neden millet bu kayyum şeyi yapacak, protestosu yapacak? Yasak koymuş. Bir hafta yasak koymuştu. Niye koyuyorsun? Sen milletin iradesini elinden alamazsın ki. Yani onu yani ben oy vermemişim ona. Bu yaşıma kadar da bir tane oy vermemişim. Yani yumuşadı oldu. HD oldu ya. Yani bizim oradaki Şırnak'ta. Evet. Yani nasıl diyeyim? Dayı çok şeyim yok da Türkçem işte ondan. Sen çalışmaya mı geldin buraya? Çalışmaya geldim dayı. Çalışma geldi, Şırnak'tan buraya gelmişti. 16 bin, yani bir kostüm, eşya da alamaz. Evet, doğru. Yani geldik buraya çalışmak için, daha doğru düzgün bir yerse de alamadık kendimize. Hayat pahalı tabii. Yani hayat çok pahalı. İnşaatta mı çalışıyorsun yoksa başka? Yok, fabrikada çalışıyoruz. Hangi fabrika? General Fruit. Organize'de mi? Evet, biber işi. Güzel. Bekçiyim ben orada. Aylık 16 bin alıyorum, şimdi gittik 3 tane elbise aldık, maaşımız gitti. Asgari ücret 17 değil mi? Ama... Dayıbaşı da 100 bin alıyor bir tane. Ha, evet. Yani toplamda işlerin bir 50 bin alıyor. Yani bu kriz de bizi çok vurdu ya. Niye bu kadar kriz var ülkede? Ekonomi neden bu durumda? Dayı insanların suçu. Neden? İnsanlar nasıl diyeyim dayı, insan ve fakirin şeyini yapıyorlar. Ayrımcılığını yapıyorlar. O yüzden kimse işi yapmasa yani bu dünya bu hayatta olmazdı. Sonumuz hayır olsun. Teşekkür ediyorum. Abi ne desem bilemiyorum ama hani bu YouTube kanalı mı? CHP'liyim abi. Bence Özgür Özel her zaman haklıdır. Başka yorum olarak ne diyebilirim? Abi aklıma düşünce gelmiyor şu an. Kaç yaşındasın? Ben 18 yaşındayım. Daha gençsin. Nasıl görüyorsun geleceğini? Geleceğim çok sıkıntılı görüyorum abi. Çok genç bunu söylüyor. Evet. Ben eğitim olarak bence çok kötü bir yerdeyiz yani. Öyle düşünüyorum. Okuyorsun? Okuyorum. Üniversite sınavına girdim bu sene. İşte üniversiteye gideceğiz işte bu sene. Ama umudun yok galiba. Umudum yok abi. Gençler hep yurt dışı hayali kuruyor ya. Ben burada konuşuyorum da. Yurt dışı hayali benim de var abi. Bir para ödeyince herhalde direkt seni götürebiliyorlar. Onu düşünüyorum ben de. Ama çok pahalı bir ücret istiyorlar. Sonumuz hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok abi, teşekkür ettim.